Hanımlar ve beyler, işte bir dönemin kıvaç tatlı tulu. İşte bir dönemin efsanesi. İşte karşınızda. Cahit Kaşıkçılardı sarı bıyık efendim. Mükemmel. Vay. Kanalımız için büyük bir gurur günü abi bugün. Teşekkür ediyoruz, kırmadın geldin. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Canımsın. Vallahi girmeden vallahi de muhabbet ediyorduk zaten. Bu arada şunu söyleyeyim seyircimiz. Abi ses sekiyor diyecekler. Bir yandan da nerede yayındayız abi, senden duyalım. Abi bir yandan da TikTok'tan canlı yayındayız şu anda. TikTok'tan canlı yayındayız. Tüm dünyaya hükmetmek istiyoruz bu yayınla. Evet. Bütün Sarı artık... Bıyık Gerçek Kesit kanalından canlı yayındayız. Kanalın adı tam ne abi? Sarı Bıyık Gerçek Kesit. Sarı Bıyık Gerçek Kesit. Tamam, Sarı Bıyık Gerçek Kesit. Yani azıcık benim sesim sekebilir. Aman öyle oldu böyle oldu yapmayın. İdare ediniz. Abim nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz işte. Biliyorsun, ortamları görüyorsun. Çok çok fena. En son elektrik faturasıyla bir durum yaşadın. Ya evet, faturayı duyunca gırtlakladık kendimizi. Eyvah. Ama yarın daha fecisi geliyor yani. Daha feci şeyler ya. Her gün bir video faturası gelince. Her gün bir video geliyor mu artık? Tabii geliyor. Her gün bir video var. Vay, her gün bir süper. Video var. Süper. Abi ne diyorsun, faturalarımız bari öyle başlayalım. Yani ne olduk böyle ya? Abi duman olduk. Zaten pandemiden işler güçler bitti, mortladı. Tam belimizi doğrultacağız dedi millet. Bu sefer de faturalar bindi. Biliyorsun benzin bindi, mazot bindi. Of of of. Falan filan duman olduk yani. Nasıl, ne olacak bilmiyorum yani. Nasıl ya şimdi yani. Bizim chatimiz biraz daha böyle Z kuşağı, işte 17 ile 25 arası yaş falan. Sizin nesile biraz böyle bir de öfkeliler ya, hani sokakta çıkar telefonunu, işte bizim zamanımızda öyle değildi. Sen önceleri de görmüş biri olarak böyle olmadığını söyleyebilir misin, rahatlasınlar? Hocam şimdi sizin nesil derken onlar bizim nesil falan değil ya. Bunları uzaydan attılar Türkiye'ye. Nereden geldikleri belli değil bu adamların. Vallahi ciddi söylüyorum. Abi bizim nesil ülkesini vatanını seven, her şeye karşı direnen bir nesildik biz yani. Biz sokaklara dökülürdük en ufak bir zarar geldiği zaman insanlara. Bunlar nereden geldi? Gökyüzünden attılar mı, uzaydan? Ne yaptılar ben anlamadım. Çıkar telefonunu ne ya? Ne demek çıkar telefonunu? Ya bu ya, insanlar insan gibi yaşama hakkı yok mu ülkede? Heh ya, helal olsun. Bir alkış ya chat. Chat bir alkış bu adamı. Helal olsun. Yani şeyi karıştırıyorlar abi. Yani hayatta kalmakla yaşamanın farkı, ya hayatta kalıyoruz eyvallah da ben yaşamak istiyorum kardeşim, yani benim telefonum olsun, arabam olsun. Ya herkesin hakkı bunlar abi. Yani işte ben az maaş alıyorum, ben doyuyorum. Abi sen doyuyorsun, ben beslenmek istiyorum, sen doyabilirsin. Sen yaban ekmek yer doyarsın, şükredersin. Yes. Ama ben niye öyle bir şey yapayım yani? Ben de bu ülkenin bir bireyim. Birileri trilyonları götürürken ben soğan ekmek niye yiyeyim yani? Olacak iş mi bu? Yes, helal bak, olsun. Bak sinirlendim gene ha. Sakin ol. Aman abi kendini boğma. Sakin. Çayımdan bir yudum alayım. Lütfen çayınızdan bir yudum alın. Abi bugün çok heyecanlıyız. Öncelikle bizim serüvenimiz seninle nasıl başladı onu söyleyelim. Zaten Twitch diye bir platformda ben yayın açıyordum ve oradaki yayıncılar da Gerçek Kesit'i izleyip sana hayran olan bir kitle var. Yani o oyunculuklar, o şeyler. Biz de YouTube'da yayınlarımızda dedik ki Gerçek Kesit'i izleyelim. Yani açık söyleyeyim, eğlenelimdi. Yani hatta dalga geçelimdi başta. Ama sonra hep cidden bak hep öyle başlar. Onu söyleyeyim. Evet. Ve sonra cidden küçük prodüksiyonların içinde bazı oyunculukları görünce, özellikle neydi, bir bölümde vampir çıktığın bir bölüm var sonunda. Böyle bir o bölümde çok iyisin. Böyle aşırı rolleri çok iyi oynuyorsun. Abi Gerçek Kesit'te ünlü olmak, yani ya notlarıma da almışım. Türkiye'nin en bilinir, en ünlü dizisi değil. Yani en büyük prodüksiyonlu dizisi değil. Ama bir ünlülüğün var oradan. Nasıl oldu bu abi? Ya bu şu samimiyet, doğallık, tabii, amatörlük, çok anlaşılır bir şekilde çekmek, imkansızlıklar yüzünden yapılan, işte gündüz geceye çevirmek için perdeyi çekmek. Hadi yemek yiyelim deyip hemen arkasından amma yedik ha deyip masayı göstermeden kalkmak.
Bunlar hep maddi olanaksızlıklardan. Tabii bunlar da insanlara şimdi komik geliyor. Şimdi adamlar milyarlar harcıyor, milyonlar harcıyor bir film için. Bir masa kuruyorlar. Sen böyle karşıdan bakıyorsun ağzını Doğru. şapırdatıp. Biz onu yapamıyorduk yani. Ama biz bu yola bir grup arkadaş, yemin ediyorum, eğlenmek için çıktık. Yani hadi böyle bir şey yapalım diye başladı bu iş. Yani bu raddeye geleceğini biz hiç tahmin etmedik. Bu kadar sevileceğini tahmin etmedik. Üç tane grup var. Biri korkarak izliyor, biri ağlayarak izliyor, biri gülerek izliyor. Yani değişik değişik şeyler var. Ama hepsine de hastalık yapıyor, onu söyleyeyim. Evet, bir bölüm daha, bir bölüm daha, hadi falan. Çok enteresan. Çok enteresan bir Yani etkisi var. Estağfurullah, böldüm lafını. Sen devam et abi. acayip bir etkisi var. Bak ben bir gün çekiyoruz böyle, ara verdik. 3-5 bölüm. Telefon geldi flaşa. Arayanlar Erler Film'den, reji odasından arıyorlar. Kurgu yapan işte seslendirme diye. Ya niye yayınlanmıyor? Ondan sonra beni sormuşlar. Demişler gelmez mi? Ben de İstanbul'a gittim yanlarına. Konuştuk. Dediler ki abi bak, arkadaşım biri bize bir gece dedi ki Allah aşkına Flash TV'de bir dizi var. Seyredin, gülmekten yerlere yatarsınız. Abi bir başladık dedi izlemeye. Lan baktık dedi, akşam seyretmediğimiz zaman titremeye başlıyor ellerimiz. Ya, Bağımlı mı vallahi köpüyor, ondan sonra dedim, şey yapamadık, bırakamadık dedi. Bağımlılık yapıyor, harbiden yapıyor. Bir de şöyle bir anım var benim. Dolaşıyorum, bir bankadan çıktım. Urfalılarmış böyle, ağa bir tane yanında adamlarıyla. Beni bir gördü adam karşıdan. Vay kardeşim benim. vay Şap be şup bine. sarıldı marıldı falan. Ben seni çok sevrem dedi. Sağ ol, teşekkür ederim dedi. Her akşam bizim aşiret dedi, yatmadan seni seyrediyoruz. Ben de Aa. gırgır olsun. Dedim ki gırgır olsun diye. Ya dedim her akşam izliyor diyorsun da bazen yayınlamıyoruz. O zaman ne yapıyorsun diyorum. Kasede çekmişiz diyor. Kasetten izliyoruz Oo. diyor. Yemin ediyorum ya, bunlarla karşılaştık yani. Ya peki Güzel abi, şeyler. bu kadar izlendi diyorsun. Hepim hakikaten izlendi. İnternette de izlenme sayıları çok yüksek. Ya sen şimdi çok uzun, kaç sene yaptınız bu işi abi? Ya işte 93 sonu gibi başlayıp 2000 sonunda sonlandırdık O ama bazen 7-8 ara sene. verdik. Tamam. 350 küsür bölüm çektik Ayıptır sorması. Şimdi yeni oyuncuların ne kadar kazandıkları, bir reklamla araba aldıklarını falan biliyoruz. 8 senede yani değdi, iyi de kazandım, benim ekmeğim de oldu diyor musun? Yoksa gönül işi miydi? ya. Şöyle %50 gönül işiydi. Şöyle yaşadık yani. Yani arabamızı aldık falan filan. Öyle şimdiki gibi ahım şahım paralar kazanmadık. Yani prodüksiyonumuz işte şeydi. Her gün işte cantık yiyorduk. Sponsor vardı. Bazı öğlenler makarna yapıp yiyorduk. Veyahut da çekimlerde restoran sahnesi varsa konuşuyorduk. Bize işte akşama mangal yapın, siz de çekelim diye. Böyle çektik yani. İnan acayip şey, ama o kadar mutluyduk ki böyle. Çekim günü o iple çekiyorduk böyle, çekim Ha, günü gelsin süper. diye. Süper. Samimiyet vardı. O zaten bunu güzel yapan oldu. Süper. Senin şey yönünü bilmiyor çoğu kişi. Senaristlik de yapıyormuşsun dizide, değil mi? Ben yazdım. Yani büyük bir bölümünü ben yazdım onların. Vay, helal olsun. Helal olsun. Vampiri Ya ben abi, yazmadım ama. ben Vampiri ben yani yazmadım. abi, o bölümdeki oyunculuğuna hastayız biz. O bir Söyleyeyim hasta sana bir da. şeyi var. Bunlar gerçek hikayeye dayalı gazete Tabii haberleri tabii falan. gerçek. Üçüncü sayfa haberlerinden alıyorduk, savcılıklardan. Bir de senaristliğin verdiği bir hayal gücü var. Yani Ha, ekliyor tahmin muydunuz bir şey? edebiliyor. Nasıl? Ekliyor muydun bir şey yani, hani burada da böyle Ya işte. şöyle, tabii şimdi isimlerini, mesleklerini değiştiriyorduk. Yani şöyle bakıyorsun olaya, şimdi bu senaristliğin bir özelliği. Olaya baktığın zaman bu olayın nasıl gelişebileceğini, nerelerden nereye gelebileceğini tahmin edebiliyorsun, hayal edebiliyorsun. O da işte yazarlara ait bir içgüdü gibi bir şey. Bak örnek veriyorum, 200 tane yazdım diyelim. Hiçbirinde bir yanlış yapmamışım. Yani olayı işlerken hiç yanlış yok. Abi yani 200 tane yazmak da şov yani, helal olsun, ne diyeyim ki?
Vallahi Bir ben şey oturuyordum her hafta bir tane yazıyordum. bununla ilgili yani çok düşündüm dün. Bazı sahneler çok cesaretli işte kandır, vahşettir bir şeyleriniz var. Şimdi Rütü'nün geldiği noktayı biliyorsun. Ha Baldızına sarkabiliyorsun ama yapamıyorsun hiçbir şey başka falan gibi. şimdi zor. Şimdi yayınlanır mıydı şimdi yapsanız? Yok yok yayınlamazlar. Doğrarlar yani filmi. Yazık olurmuş. Ya İyi tam şimdi zamanında. ya haberi yasaklıyorlar artık. Doğru. Film ne olur onu düşün. Yani bir haber, bir vahşet olayı haberi oluyor. Haber yasak, Abi yayın yasağı geliyor. o bir siyasetçiye dokunduğu zaman oluyor ya yine. Normal vatandaşın haberi yine haber. Yani yayın yasağı gelebiliyor yani. Evet. Abi sokakta tanıyorlar mı? Böyle daha böyle küçük çocuklar falan geliyorlar mı sokakta? Aa işte sarı bıyık abi falan filan. Nasıl Ya ilgi? onlar şöyle, ben şimdi aynı zamanda da çocuk tiyatrosu var bende. Oyunlar yazıyorum. Çocuklara oyunlar götürüyorum. Çocuklarla da aram iyi. Bantrolog falan yapıyorum ben. Değişik Evet. yetenekler var bende. Ben şey İsmet çakısı gibiyim ben. Her şeyi yapıyorum. Helal olsun. He. O yüzden çocuklar çok sever beni. Ha gerçek kesitten bilmezler ama şey yani bu sefer de bu küçük nesilde beni tiyatrodan tanır. Vay süper. O zaman sen hazır vantrolog muhabbetine girmişken biz o bilgileri aldık. Ya bir video hazırladık sana. Senin de izlemeni çok istiyoruz. Selam Cahit abi. Merhaba. Herkesin bildiği lakabıyla Sarı Bıyık. 11 Ekim 1957'de Bursa'da doğdum. Küçük yaşından Gençti. itibaren birçok işte çalıştın. Ama asıl mesleğin fotoğrafçılık. Çok iyi bir şipşak fotoğrafçı olduğunu söylüyorsun. Hadi bana seksi pozlar ver. Vay Seni vay çekiyorum. neler 80'li bulmuşsunuz ya. yıllarda Bursa'da adını daha sonradan White Man olarak değiştirdiğim bir plak dükkanı işlettim. O dönem bir beyaz takıntın varmış. İlerleyen dönemlerde burada video kasetler de satmaya başlamışsın. Bu işe nasıl son verdiğini şöyle anlatıyorsun. Sonra sıkıldım, sattım hepsini. Atladım motora, güneye gittim. Yedim parayı, geldim. Gençken Battal Gazi, Malkaçoğlu gibi Cüneyt Arkın'ın filmlerinde figüran olabilmek için bir gün önceden pamuk tarlasına gidip çalışırmışsın. Buradaki kazancını yol parası olarak kullanıp sete gidiyormuşsun ki figüran lazım olduğunda seçilebilesin. Oyunculuğa 1990 yılında Banker Bilo filminde başlamış olsan da tiyatro ile ilişkin ortaokul yıllarına kadar uzanıyormuş. 1989-1995 yılları arasında Komedi Dans Üçlüsü benzeri bir grupta yer almışsın. Gerçek Kesit başladığında bu gruptan ayrılmışsın. Oynadığın Gerçek Kesit dizisinde canlandırdığın Sarı Bıyık karakteriyle büyük ilgi gördün. Aynı dizide senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yaptın. Burada başlarda yan rol için çağrılmış olsan da zamanla ön plana çıktın ve başrolü kaptın. 2018 yılında Onur Ünlü tarafından yönetilen Manyak filminde başrolde oynadın. 2021'de rol aldığın Girift dizisinde Şehmus rolünde oynadın. Diğer rol aldığın bazı dizi ve filmler şunlar. Çiçek Taksi, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Cennet Mahallesi, Hayat Bilgisi, Kadın İsterse, Dikkat Şahan Çıkabilir, Acı Hayat, Akasya Durağı, Leyla ile Mecnun, Arka Sokaklar. Bir vantrologmuşsun. Dudaklarını hareket ettirmeden kuklaya sesi verdiğini belli etmeden diyaloglar kuran vantrolog kuklaya hayat verir. Çita isimli kuklan ve Boncuk isimli kuşun ile bu işi yapmaktasın. Vallahi biz de işte Eflatun'la beraber takılıyoruz. Değil mi Eflatun? Evet. Beraber takılıyoruz. Aynı zamanda Cahit Kaşıkçılar Sarı Bıyık TV adlı bir YouTube kanalım var. Burada Sorgu adlı bir seriye sahipsin. Gerçek kesit içeriklerinin tekrarlarını izlemiyormuşsun. Tam bir hayvan seversin. Evinde de hayvan besliyorsun. Aynı zamanda tek duygusallığının sokak hayvanları olduğunu söylüyorsun. Yayıncımız Eren Aktan ve izleyicileri Shit Show adlı yayın programında gerçek hayvanlarım benim. kesit izleye izleye sana ayrı bir hayranlık beslemeye başladı. Kral geldi. Kral geldi. Kral geldi. Önümüzü ilikledi. Bize suspend atmayan tek kral. Yeri geldiğinde seninle şizofren oluyor. Ben de seni seviyorum. Tabii, hiç ayrılmayacağız. Yeri geldiğinde sütçü oluyor ve yeri geliyor vampir oluyoruz. Bir nesil için fenomen haline gelen Sarı Bıyık olarak bizi kırmayıp programımıza teşrif ettiğin için ayrıca teşekkür ediyoruz. Seviyoruz seni be Cahit Sarı Bıyık Kaşıkçılar abi.
Evet. Şöyle ekranımıza geçelim. Efendim böyle bir video hazırladık size. Güzel, umarım güzel beğenmişsinizdir. Bir video olmuş. Her yere girmişsiniz, her yerden bulmuşsunuz. Her yerden bulduk abi, her yerden bulduk. Editörlerimize de seslendirenlere de çok teşekkür ediyoruz, Nazlı Adafi'ye. Abi sorularımla devam edeceğim. Seyirci sorularıyla devam edeceğim izninle. Tabii. Tamam. Seyircilerimiz de Discord'da bizim bir sayfamız var, bir aplikasyonumuz. Oradan sorular iletiyorlar. Demiş ki uzun süre koştukları sahneleri çekerken yoruluyorlar mıydı, kat var mıydı? Bir yerde abi çünkü 40 dakika koşuyorsun. Ya yoruluyorduk canım, kat var ama bayağı koşturuyordu yönetmen bizi, açık söyleyeyim. Hatta ben şöyle bir anımı söyleyeyim. İstanbul'dayız. Bir bölüm çekiyoruz. Rampa aşağı koşuyoruz. Bayağı uzun. Sonra bitti mi geri geliyoruz. Hı hı. Yönetmen 5 sefer falan koşturdu, geri geldik. Patates gibi olduk. 6.'ya yine koşturdu, geri geldik. Bu sefer millet de sokakta çekimi izlemek için gelmişler. Mıgırdanıyorlar. Ben duydum. Heriflere bak, bir koşmayı yapamıyor. Dangalaklar falan diyorlar. Yani onlar bilmiyor. Hata bizde değil. 7.'ye bir daha koşun deyince, hocam kusura bakmayın, hadi bana eyvallah dedim. Bindim taksiye, seti bıraktım, gittim ben. Aa, kral. Yani yok abi, herkes şey zannediyor yani, şeyin bir suçu yok, onların bir suçu yok. Biz bilmiyoruz koşmayı. O duruma getirdi. Kapışıyor. Abi yönetmen değişiyor muydu sürekli? Yok, baştan bir iki yönetmen değiş, sonra Erbay Gül var bizim arkadaşımız. Hmm. Onunla beraber çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Ha, iyi, arkadaşlık da olmuştur. Tabii, dostluk zaten. Şey sorusu var, Eylül sormuş. Sadece gerçek kesit için sormuyorum bunu. Bütün oynadığın ekran, bütün ekrana yaptığın bütün işlerde soruyorum. En zorlandığın karakter hangi karakterdi? Vallahi bak, benim en zorlandığım karakter yani... Onur Öğretmen diye bir bölüm var. Hı hı. Çok duygusal bir bölüm. Onda çok zorlandım. Yani şöyle, yani o duyguyu verebilmek için, yani bir o zamanlar öğretmenlerin maaşları çok düşük. İşte okuldan çıkıyorlar, kimi bir yere bir şey satmaya gidiyor. Öyle bir ortam vardı. Aynı onun, şimdi gibi. Onun duygularını yaşayabilmek için, onu giyebilmek için çok zorlandım. Ama öyle bir giymişim ki ses tonum bile değişmiş yani. Onu izlerseniz oradaki ses tonumu bile anlarsınız yani ne hale geldi. Yani bölüm neydi abi, söyle onu biz izleyelim bu hafta onu ya. Adı neydi bölümün? Onur Öğretmen. Onur Öğretmen arkadaşlar, not alın. Not alın onu, izleyin onu. Ya sesim, hep şey... sesim bile değişti. Bizde yani hep düşün. Şey kalıyor. Salıncak bölümü abi. Şizofren bölümü. Meşhur salıncak. Meşhur. O internette çok meşhur. Meşhur canım o. Meşhur. Ha, onda zorlanmadın mı? Onda da zorlandım. Ama yani şey olarak zorlandım onlarda. Tek başına oynuyorsun ya. Hani çok böyle şey olmasın. Hani berbat bir şey de olmasın. Birazcık kendime vereyim dedim. Ama Onur Öğretmen'in ki başka yani. Onun duygusal yoğunluğu vardı tabii. TikTok'ta içerik üretmeye başlıyormuşsunuz, hayırlı olsun demiş Umut. Ne tarz videolar gelecek? Yani canlı yayın mı yapıyorsun abi TikTok'ta? Biraz anlatsana, insanlar da gelip izlemek isterse. Canlı yayın yapıyorum. Gece 11'de başlıyoruz işte. 1-2 gidiyor. Canlı yayın yapıyoruz. İşte gündüzleri videolar üretiyoruz. Bu yaptığımız bölümlerden böyle çok izlenenler oluyor. Bana geliyor haberleri. Ben de onlardan böyle yeni küçük onlar gırgır geçmek amacıyla yapıyoruz. Bu aralar birazcık bu zamlara falan dokunmaya başladık işte. Elektrik zammı, doğalgaz zammına. Yarın faturalarla ilgili yeni bir bomba geliyor. Aa, YouTube'a mı geliyor? Yok. TikTok'a geliyor. TikTok'a. Ben tamam, YouTube'a TikTok... da atarım onu. Tamam, YouTube'a da at abi çünkü iki taraftan da bizimkiler linkleri atıyor chat'e zaten de oradan da tak. Zaten tamam, hemen bugün atarım, Twitter'a atarım. Düştün. Elektrik faturası kendini boğma hemen önüme düştü. Bütün sitelere düşmüşüz. Evet. Sanırım yarın da bayağı bir düşeceğiz. Bana öyle hadi geliyor. Hadi bakalım. Hadi inşallah. İyi, böyle sanatçılarımız eleştirsin ya. Ya bir şey diyeceğim. Bunu bana çok da söylediler sosyal medyadan.
Ya Cahit abi hiç değişmemişti. Ya Cahit abi hakikaten hiç değişmiyorsun. Yani vampir olabilir misin? Ya gördün gençliğimizi işte. Ya tamam gençliğin eyvallah hepimizin. Ben de 30 yaşına geldim ama sen baya belli bir 40'tan sonra durmuş gibisin. Öyle oldu. Biraz durdum. Evet dediğin doğru. Biraz maşallah. Ya biraz dikkat ediyorum ben. Sigara kullanmıyorum. Süper. Alkol almıyorum kadar şey. Herkes beni çok sigara içen, alkol alan biri olarak bilir. Hiç alakası yok yani. Yediğime içtiğime de böyle mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Yani sonuçta oyuncuyuz. Yüzümüzle para kazanıyoruz. Gerek ekranda gerek tiyatroda. O yüzden bizim dikkat etmemizde yarar var diyorum. Peki oyunculukla ilgili ben devam edeyim. Oyunculukta abi yani bir hayalin var mı ya da var mıydı? Ulan vardı da gitti ya da hala var. Yani şöyle bir film yapacağım gibi belki ya da tiyatro oyunu. Vallahi hiç öyle hayal kurmadım ben ya. Yani yaptığım her işi ciddiye aldım. Yani şey yapmadım iş ya ben bir gün şunu oynayacağım falan. Öyle bir şey hiç düşünmedim. Bende o olmadı yani. Çünkü seyircimizde şöyle oluyor. Yani Cahit abi değerlendiremediler. İyi bir oyunculuğu vardı ama belki daha basit projelerde yer aldığı için böyle bir yerde... Ondan kaynaklandı. Yani o işte Flash TV oyunculuğu dedikleri bir şeyler var ya. Böyle onların gölgesi bize de yansıdı. Yani bir dönem şöyle. Bayağı bir diziye gittim ben. Gitmedim değil. Gittim ama sonra böyle bir bölümlük hani iki bölümlük çok iyi bir karakter olmadıktan sonra gitmemeye karar verdim. Çünkü öyle başladığın zaman bir daha öyle gidiyorsun yani. Ya doktor kalıyorsun ya komiser kalıyorsun. Doğru. En son işte Leyla ile Mecnun'a gittim. TRT'deyken de oynadım onlarla. Ama izlediyseniz çok güzel bir karakterdi. Hoşuma gitti. Zaten Onur ünlüyle çalışmamız oluyor. Arkadaşımız. O yüzden yani böyle çok uzun soluklu olmadı mı pek gitmek istemiyorum yani. Bir de başrolün var Onur Ünlü'yle. İşte Manyak diye film Manyak yaptık. Manyak var. Memnun kaldın mı filmden? Şöyle gişede bir şey yok. Giremedik sinemalara adam gibi. Sinemalarda şey olmuş abi yani böyle sana sıra gelmiyor. Yani sana sıra gelmiyor açık söyleyeyim. Bizim amacımız neydi? Benim için şu güzel oldu. Gerçek kesti, yıllarca yaptık. Kült bir dizi. Onu taçlandırdık biz sinema filmiyle. Bizim güzel. İçin o oldu. Ben bütün eski arkadaşları topladım. Tekrar Perihan da geldi. Perihan Savaş. Onu bilmiyordum. Onurla tabii o da var. Sen seyretmedin o zaman. Ben fragmanını gördüm sadece abi. Filmi izleyemedim. İzle var. YouTube'da var. İzleyeyim ben onu tamam. İzle onu ben yazdım. Süper. Bir akşam oturuyorum evde, zır telefon Onur. Abi ne haber? İyi. Abi seninle film çekelim. Ne çekelim? Gerçek kesi çekelim. Ne çekeceğiz? Sen yazacaksın. Ne yazayım abi? Bana 3 tane hikaye yaz şöyle küçük hemen at. Bakayım ben. Yazdım. Bir komedi yazdım. Bir dram yazdım. Bir gerilim yazdım. Tamam dedi bunu çekiyoruz. Bunu bana dedi 10 günde bir haftada yaz. Tiyatrolarım da vardı o zaman. Otel odalarında oturduk. Yazdık onu gönderdik. Çektik. Yani değişik bir film oldu. İzlediğin zaman görürsün böyle. Tamam. Hani Türkiye standartları dışında bir film. Sinema eleştirmenleri falan çok şey. Ya kopya etmiş de işte Manyak filminden çalmış da bilmem ne. Ben o filmi izlemedim bile yani işin garip tarafı. Ben bunu bir asker arkadaşım beni davet etti bir gün başka bir şehirde evine. Evine gittim ve evinde buna benzer bir olayla karşılaştım ben. Oradaki gözlemlerimden yola çıkarak yazdım ben bunu. Yani bu da gerçek bir hikaye gibi bir şey. YouTube'da var mı abi film? Var. Tamam gerçek ben bu hafta yayında izleyeceğim seyirciyle izin varsa. Birlikte izleyeceğiz oturup. İzle. Çok tamam. Değişik bir film yani. Çok değişik. Hadi bakalım. Ben yani duymuştum. Ben nedense komedi gibi kaldı aklımda o film. Yok öyle yazdılar. Komedi diye yazmışlar da ondan. Okay. Ya böyle işte... Sinema eleştirmenler o zamanlar biraz da Onur'a şeylerdi böyle terslerdi. İşte böyle ne bu böyle? Böyle şey mi olur? Bu nasıl film? Filmi anlamamışlar ki zaten. Ha.
Hele bu şeyden, YouTube'dan yayın yapan bir çocukla kız var. İkili yayın yapıyorlar. Onlar da bak sürekli gerçek kesit izleyen bir şey. Hı hı. Tipler yani. Adamlar şey, bu filme niye gidelim? Biz bedava televizyonda seyrediyoruz. Paramı vereceğiz bir de falan. Ha, Boğaç mı? Ne diyeyim, Ece ile Boğaç tanırız onları da. Onlar sayıyor. Ama yani öyle... böyle yazdılar adamlar. Yani ben yazı yazdım onlara. Ya dedim arkadaş, yıllarca izlemişsiniz. Burada oynayanların hepsi dedim gerçek kesitten emekçi insanlar. Yani ne olurdu bunlara bir destek verseydiniz de. Evet, bir tribütür bir şeydir zaten o. Doğru. Vallahi işte abi, hayır, beni galaya çağırsanız ben yapardım reklamımızı. Ben hayır, bilmiyordum. Şey, işte, yani bakın ya şeyi söylüyorum. Yani niye gidelim sinemaya biz? Aynısı olmuş. Zaten YouTube'dan izliyoruz. Paramı verelim. He. Yani bir şey değil, ne diyeyim yani, haklısın abi söylediğinde. Ben üzüldüm yani. Ben onları gerçekten bize destek çıkarlar diye bekledim ama üzdüler beni. Ha, kafeinsiz diyorlar. Bizim chat tanır böyle isimleri. Kafeinsizlere mi diyor acaba? Boğaç dememiştir. Bilmiyoruz. Neyse biz izleyip öveceğiz abi büyük ihtimal zaten. Merak sen etme. Bak abi izle. Neyse doğrusu onu söyleyeceksin ya. Doğru söylüyorsun. Doğru izlemeden yorum yapmam ben de. Hiçbir anlamı yok zaten öyle. Şimdi ya seninle şöyle, ilgili... Hı, tabii buyur abi. Filmde 19-10 tane de ünlü var. Hmm. Yani çocuklar geldiler, Cahit abiye destek olalım deyip figüran oldular ya. Bak izle göreceksin. Kimler var kimler. Hadi bakalım, ben bilmiyordum ya. Yani Perihan Savaşı falan da olduğunu bilmiyordum yani. Gerçek tayfanın olduğunu bilmiyordum. Tam kadro. Süper. Şimdi senle ilgili biz seyirciye sorular soracağız. Sen dinle. Şimdi seyircimize sorular geliyor efendim. Cahit Kaşıkçılar'la ilgili. İlk sorumuz şöyle. Cahit Kaşıkçılar'ın bir şizofreni canlandırdığı bölüm hangisidir? Hadi bakalım. A. Şizofren. B. Salıncak. C. The Joker. D. Ekonomi çok iyi. Buyursunlar. Çok zor. Soru. Evet, çok zor. Çok zor. Özellikle şizofreni canlandırırken ekonomi çok iyi şıkkı kafa karıştırır. Çünkü evet, herkes D diyor ama hayır. Salıncaktı. İkinci soru geliyor chat hızlıca. Salıncak bölümü birlikte de izlemiştik. Biz seyircimizle çok sevmiştik. Hele ayakkabılara bir yerde bulaşıyorsun artık. İkinci soru geldi. Gerçek kesit dizisinde Cahit Kaşıkçılar öldürdüğü karakterleri nereye bırakmaktadır? A. Çalı dibine. B. Öyle ortalık yere. D. C. Dere kenarına. D. Çekyat içine. Buyursun. Abi. Şimdi cevap hepsi. Şimdi şunu soracağım bununla ilgili. Abi, cesetleri öyle bırakıyorsunuz ya. Niye öldürüp çalı kenarına bırakıyorsunuz? Bulunur onlar. Onlar gerçekte de mi öyle bırakmışlar? Abi, o zamanlar öyle bırakıyorduk. O zamanlar etrafta kamera yoktu yani. Kimse görmüyordu. Aa, doğru. Bırakıyorduk bulup gömüyorlardı. Abi aman, bırakıyorduk falan deme, sanki gerçekten işte. Gerçek zannederler ha, vallahi bize ha, hakikaten. Aman, o zamanlar öyle öldürüyorduk falan gibi. Seyircimizden gelen sorularla devam edeyim, hızlı hızlı da şey yapmayalım. Evener demiş ki, öncelikle bu programa katıldığınız için çok teşekkürler ve merhabalar demiş. Gerçek kesit merhaba projesi sizin için nasıl bir projeydi? Yaşadığınız deneyimler nasıldı? Onu konuştuk zaten. Son olarak Manyak adlı sinema filmi beklediği ilgiyi gördüm. Ah, onu da konuşmuştuk. Neyse, bunların cevabını almış oldu. Bir sonraki soruya geçiyorum. Astars demiş ki, role girdiğinizde en hoşlandığınız duygu durumu hangisi? Abi, sinirlenmek. Aa. Çok iyi stres atıyorum. Ah. Hayda. Yani dışarıda evde sinirlenip bir şey yapamayıp gelip orada her şeyi boşaltıyorum. Ah be abi. Keşke sevişme sahneleri deseydim. Olsun. Yok ki bizde öyle bir şey. Doğru. Yok ki bizde öyle bir şey. Yanlış. Ben diyorum sana. Yanlış dönemin Kıvanç Tatlıtuğ'susun sen. Evet. Buraya aynen denk. Öyle. Aynen öyle. Bu döneme denk. Bir soru daha.
Heh, ben de almıştım bu soruyu. Gerçek kesitte canlandırdığı karakterler yüzünden özel hayatında sıkıntı çekti mi? Ya da gerçek hayattaki versiyonları sizi buldu mu abi hiç? Şimdi şöyle, ilk zamanlar çok sıkıntı çektik. Yani insanlar bunların hakikaten gerçek olduğuna inanıyorlardı. Yolda kadınlar falan bayağı laf attılar. Böyle çanta vuranlar oldu. Allah belanı versin. Yetkisinde kalıyorlardı. Daha sonra işte o Raşan Affı ile beraber cezaevindekiler dışarıya çıktı tabii. Eyvah, gerçekleri dışarıda. Aynen öyle oldu. Hatta Bursa o zaman il emniyet amiri bana dedi, yani taşıma ruhsatlı silah vereyim mi dedi. Yani başın derde girmesin. Bak böyle, bu tür işler yaptın. Polis, o zaman polisler falan izliyor. Yani çok izleniyor. Yok dedim abi, ne gerek var falan. Sonra bir gün bir yere gittim yemek yemeye, bir restorana. Oturuyorum falan. İşte bir tanesine denk geldik orada. Adam bir lap dedi, meyve gönderdi falan. Sonra kendi geldi. Beni tanıdın mı dedi. Tanımadım dedim. Ben dedi parkta dedi nişanlısını doğrayan adam dedi. Eyvah. Eyvah dedi. Bittik. Evet abi falan yaptım ben. Fakat dedi abi ne film yapmışsın dedi. Ben de ağladım dedi kendi halime falan. Gel dedi seni çat şut alnımdan filan öptü beni. Bir arzum var mı kardeşim benim falan. Yok sağ ol eyvallah. Bir daha tabii ben birkaç ay hiçbir yere yemek yemeye gitmedim. Abi ya ne olur ne olmaz yani. Hani olur ya, bir küçük bir yanlışlık yapmışsındır. Adam içeride bilenir. Sıkıntılı işler bu işler. Aa, korkunçmuş ya. Ay Allah korusun. Evet, sıkıntılı iş hakikaten. Abi soru şöyle. Hayatta her türlü imkana ve şartlara sahip olsaydın, şu anki yolundan mı ilerlemek isterdin? Oyuncu olmaktan memnun musun? Bir şey değiştirir miydin geçmişe gitsin? Şimdi şöyle. Yine oyuncu olurdum. Ben hep oyuncuydum ya. Ben okulda da oyuncuydum. Daha sonra da oyunculuk yap. Yani o benim hani içimde yatan bir şeymiş yani. O bu mesleği sevmek öyle sonradan hadi ben seveyim de ben şunu yapayım diye olmuyor zaten. O mutlaka senin yaratılıştan böyle içinde bir kıvılcım olacak yani. Bir beceri olacak. Ancak öyle oluyor. Yani bana ilk olarak ortaokulda hocam dedi bana. Beni bir tiyatro oyununda oynattı zorla. Ben oynamam falan dedim. Sen yaparsın dedi. Bir başrol oynattı bana. Ödül falan aldık o oyunda. Adam çekti beni. Ben de böyle dersler nasıl biliyor musun? Toto. Hiç sevmem ders çalışmayı. Öyle bir tiptim böyle. Dedi oğlum sana dedi bir şey söyleyeceğim. Aklından çıkarma. Hocam buyur dedim. Senden dedi oyuncu olur başka da bir bok olmaz dedi. Hayda. Valla ama aradan yıllar geçti yani. Sonradan oyuncu olduk biz de. Yani o dedi diye olmadı yani. Ama demek ki adam o şeyi görmüş, o ışığı görmüş. Peki şey diyor musun abi? Amerika'da olsam, Hollywood'da olsam farklı olurdu. Öyle olur ya oyuncularda hayaller. Ya olur tabii. Olmaz mı ya? Türkiye'deki durumu biliyorsun işte. Tabii, yani mutlaka farklı olurdu. Bir şekilde seni değerlendirirlerdi yani. Ama öyle ama böyle. Doğru. Şu an chatimizden de şu an canlı olarak 1200 küsür kişi izliyor bizi canlı olarak. Bir de bunun tekrarından tabii 10 binlerce kişi izleyecek ama çoğu yorum şöyle, yani ne kafa adammış Cahit abi şeklinde. Seni de tanımış olmaları çok hoşuma gidi. Şöyle bir soru var, onu sona alacaktım da hadi şimdi alayım oyunculuktan bahsederken. Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeler neler falan diye sorular var abi. Şöyle şuraya bağlayacağım, özür dilerim. Sen de bir oyuncu atölyesindesin şu an, oraya da anlatırsan biraz evet. Bize iyi olur. Şimdi şöyle, oyuncu olmak isteyen arkadaşlar önce heves için ben meşhur olayım, çok para kazanayım falan diye oyuncu olmaya kalkmasınlar. Öyle bir şey yok yani öyle. Önce bence okusunlar. Şu anda hani bizim dönemimizde böyle okul olayı yoktu. Çok yoğun değildi. Bizim dönemimiz hep alaylıdır. Yani Yeşilçam da alaylıdır. Bizim dönem de alaylıdır. Ama şimdi mutlaka ve mutlaka okulunu bitirmeleri lazım. Eğitimini almaları lazım yani. Okuldan çıktıktan cart diye sanatçı diye çıkmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Birkaç okul var öyle. Hakikaten gerçekten çıktığın gibi oynayabileceğin ama birçoğu öyle değil. Ondan sonra işte çeşitli bence amatör tiyatro gruplarında çalışsınlar. Gerekirse kurs alsınlar, beden dili alsınlar, ne bileyim işte diksiyon alsınlar, bir şeyler yapsınlar.
O şekilde. Biraz uğraş istiyor açık söyleyeyim. Hmm. Peki tavsiye ediyor musun? Yani şöyle şimdi gençlerimizin psikolojisi biliyorsun pamuk ipliğine bağlı şu anki ekonomide, hayatta kötü yani durumlar. Yani oyuncu olmak insana psikolojik olarak da iyi hissettiriyor mu? Ya oyuncu olmak değişik bir duygu. Şöyle seviliyorsun, takdir ediliyorsun. Hele biraz tanındığın zaman çok daha insanlar sana her yerde selam veriyor, resim çektiriyorsun, davet ediyorlar falan bunlar. Çok güzel. Benim için mesela Türkiye'nin dört bir yanında beni sevenler var. Benim hiç hayatımda gitmediğim şehirlerde beni davet edenler, sevenler var. Tavsiye ediyor musun dersen, vallahi yorucu bir iş, onu söyleyeyim. Ölene kadar yapıp beş kuruşsuz da ölebilirsin. Ama bir süre sonra çok iyi para kazanıp devam ettirebilirsin. O senin tamamen becerinle değil bak, şansınla ilgili bir şey. Sen ağzında kuş tut istersen, şans sana gülecek. Artık nasıl güler bilmem. Doğru. Bursa'da bir oyuncu tiyatro atölyeniz var sanırım. Oradan da bahsetsin. Evet, evet. Evet, Mudanya'dayız. Beyaz Ev Kültür Merkezi burası. Mini bir tiyatro, cep tiyatrosu. Burada işte yönetmenimiz var, Mehmet Taner Uyar. Kendisi zaten Mudanya'nın tiyatro konusunda duayenidir yani. Birçok illere de gidip oyun yönetmektedir. Biz bu arada onunla burada çalışıyoruz. Mart ayında tek kişilik bir gösterimiz olacak. Bak. Gerçek Kesit ve Ötesi diye. Sahneye çıkıyorum pijamalarımla. Başımdan geçen olayları anlatıyorum. Ondan sonra seyirci alıp sahnede gerçek kesit yapıyoruz. Abi ne olur İstanbul'da da yapın, geleceğim. Ne olur. İşte yapacağız İstanbul'da, yapacağız. Tamam. Siz de artık vereceksiniz desteği. Geleceğim. Dolduracağız o salonu. Tamam bekliyorum. Böyle bir gösterimiz geleceğiz. Var, haberin olacak zaten. Artık telefonlarımız var zaten. Tamam duyururum. Ben yayından haberin da duyururum. Olacak. Geliriz de oraya. Tamam. Güzel, süper. Eğlenceli bir şey hazırlıyoruz. Süper iş. Süper. Burada da işte eğlenceli. Bu salonda da işte çocuklara, yetişkinlere kurslar veriliyor. Mudanya'ya yolu düşen olursa Mütareke Meydanı'nda Beyaz Ev, altımızda kafemiz var, Shot Cafe. Çayımızı içeriz, yemeğimizi yeriz, misafir ederiz sizi. Süper. Mudanyalılar, Bursalılar bunu duyun. İstanbul'a da Gerçek Kesit ve Ötesi geldiğinde hem duyuruyoruz hem de böyle ben seyircilerimle geleceğim abi. Bayağı kalabalık. Bir gün kapatırız hatta yani inşallah. Tamam çok güzel olur. Süper olur. Sorularımız var. Diyor ki ben sizi ilk olarak Dikkat Şahan Çıkabilir adlı programdan Enter'a basıyorsun gidiyor repliğinizle tanıdım diyor. Yıllar sonra Gerçek Kesit'in yeniden çekileceği duyurulursa ne hissedersiniz? Tekrar projeye dahil olmak ister miydiniz? Vallahi şöyle, ben hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Ancak nasıl olur? Dijital platformdan bir yapımcı teklif eder. Zaten normal TV'lerde olmaz o. Olmaz, onu oradan da söylemiş zaten. Ederse, şu an yapabilirler düşünürüz. Mi? Düşünürüz ama kadroyu yeni kurmamız lazım. Çünkü bütün arkadaşlarımız yaş aldı. Ha, işlerinden oynayacak olanlar vardır, yok değildir ama... Yani genç kadro yapmamız lazım. Ama ben çok taraftar değilim açıkçası. Hababam sınıfını da gördük. Yeni versiyonlarını yaptılar. Evet, kötü. Hala eskisini seyrediyoruz biz yani. Şeyi vermez. O samimiyeti, o duyguyu. Yani o amatörlüğü vermek bilmiyorum. Ya evet. Herkesin harcı değildir yani. Haklısın. O amatörlüğü vermeye çalışırken bu sefer rezil olacak. Profesyonel yaparlarsa olursa, gerçek kesit gibi olmayacak, eğlenemeyeceğiz. Olmaz. Mümkün değil ya. Ben olabileceğini hiç düşünmüyorum. Doğru. 90'lar hissiyatı yok abi. Yani gerçi o bol paçalar yok yani. İnanılmaz onlar. Yok, hiçbir şey yok. Aylin demiş ki, imkansızlıklara rağmen yıllarca süren bir dizide rol almış ve bildiğim kadarıyla yapımında da yer alan birisi olarak. Günümüzde aklındaki bir fikri filme dökmek isteyen ama türlü bahane bulunan kişilere neler öğrenirsiniz? Yani dizi yaparken sizi ne motive ediyordu? Yani dizi yapmak, film yapmak isteyenler
Nasıl motive olabilir abi? Çünkü insanların ya bir sürü şimdi, fikri var. Var. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi herkes böyle yazmaya, çizmeye, işte herkesin hayatı film gibi olduğu için artık evet. Herkes ya benim hayatım film. Benim hayatımı yapsam film olur falan diyorlar. Yani Türkiye'de 84 milyonun 50 milyonun hayatı film şu anda, onu söyleyeyim. Yani hepsini tek tek film yapabilirsin. Ama önce yapacağı işe inanması lazım. Bir, ikincisi film yapacağım deyip ben senaryo yazdım diye geliyorlar. Bakıyorsun senaryo öyle yazılmaz. Bir profesyonel destek almaları gerekiyor. Yani bir yapımcı bulmaları gerekiyor. Yapımcıyı ikna etmeleri gerekiyor. Böyle kademe kademe gidiyor. Öyle pataküte olmuyor yani. Bir de abi hani biraz şeylerini kırmayayım ben. Ama yo, haklısın. Gerçek. Çok ilginç bir hikaye bulacak ki böyle biri hemen hop sahiplenecek. Aynen, bir de yani şu bin tane iş var artık. Televizyon bitti. Bir sürü platform var, orası var, burası. Kaybolur da yaptığınız iş. İyi bir reklam da lazım. Yani, yani şimdi birazcık komedi yani. Komediye rağbet var. Tabii, tabii komedi. Ya enteresan bir soru var. Bakalım doğru mu? Diyor ki yaptığınız, gerçek kesit yaptığınız dönemde Sıcağı Sıcağına isimli iğrenç derecede realist gerçek ölü bedenleri gösteren bir program vardı. Bu yüzden gerçek kesitin önüne akan yazı eklendi. Bu doğru mu? Şimdi onun için eklendiğini bilmiyorum ben ama Sıcağı Sıcağına diye bir program vardı. Hatta kim sunuyordu onu şimdi? Dizilerde de oynuyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Bana benzerdi böyle, sarışın o da. Yani Kıvanç Tatlıtu. Yok şey o böyle o canlı olay yerlerine falan gidip çekiyorlar. Bizim gibi canlandırma değildi. Ha, Uğur Dündar değil herhalde. Sarışın bir tek o kaldı. Cem Kurtoğlu diyen var. Heh, evet. Cem Kurtoğlu. O Cem Kurtoğlu sunuyordu. Şeye giderlerdi. Olay mahalline falan giderlerdi onlar. Böyle canlı çekerlerdi olayları. Bizim gibi canlı. Bizle alakası yok yani. Onlarınki tamamen böyle reality bir şeydi. Okay. Okay. Çok cesaretliymiş abi o zamanlar. Yani bu programlar, ben hatırlıyorum böyle paranormal şeyler, uzaylılar, Saadettin Teksoylar falan. Şimdi mümkün değil ya. Ne, televizyonumuz çok cesaretliymiş. Sence ne oldu abi sonradan da? Öpüşme bile kesilmeye başlandı televizyonlarımızda. Abi ne bileyim, her şey buzlanıyor, görmüyor musun ya? Su içsen buz koyuyorlar yani. Su içsen buz koyuyorlar. Ne olur ne olmaz yani falan diye. Ama enteresan bir şekilde silahlar falan serbest, farkındaysan. O serbest, onlar serbest, onlar serbest. Çok enteresan. Onlar serbest. Vantrolog dersleri vermeyi planlıyor mu? Ha, yok yok, öyle bir niyetim yok. Ben şöyle onu YouTube'dan izledim. Merak ettim ben açıkçası. Hoşuma da gitti. Sonra bir yurt dışından bir maymun gibi bir şey getirdim işte. Aşağı yukarı 6 ay diyeyim yani. Ayna karşısında çalıştım kendim. Ondan sonra yapmaya başladım. Yani ben eğleniyorum da onu yaparken. Hoşuma da gidiyor. Çocuklar da çok seviyor onu. Maymun Çita. Buradan selam maymunuma. Çantasında duruyor evde. Yani güzel bir aktivite o ya. Benim hoşuma gitti. Değişik yani. Türkiye'de çok olmayan bir şey. Ay çok çok enteresan. Evet evet. Ya şey sorusu var abi. Bilmem bunu cevaplamak ister misin? Şu an diyor gerçek kesit bölümü yapıyor olsaydı hangi toplumsal olayın senaryosunu yazmak isterdi? Ben onu çevirip şöyle sorayım. Haberleri görürken diyor musun biz bunu çekerdik herhalde falan diye. Vallahi bakıyorum. Yani bizim çektiklerimiz yemin ediyorum masum kalıyor ya. Evet. Masum kalıyor, açık söyleyeyim yani. Masum evet. Kalıyor. Çok çok fena maalesef. Ülke çok fena hale geldi o konuda. Ya da yani abi onu sana sorayım. Siz o zaman 3. sayfa haberi alıyordunuz. Çok fazla biliyordunuz. Biz onu hep konuşuyoruz. Yahu daha önceden yok muydu bu kadar, yoksa vardı da internet yoktu bilmiyor muyduk? Bu kadar şiddet. Tabii şeyin faydası var. Televizyon, internetin çok faydası var. Tabii belki vardı ama zannetmiyorum. Yani insanlar hayat zorlaştıkça, sıkıntılar başladıkça oluyor bu tür şeyler. Yani doğru. Oradan da kaynaklanıyor. Doğru.
Şimdi oraya gireceğim zaten. Böyle son sorularımız arkadaşlar. Sizin de son sorularınız varsa Discord'a yazın. Şöyle abi, ülkenin durumunu soracağım. Yani nasıl diyeyim? Sence ne zaman düzeliriz? Ben bunu siyaset açısından sormuyorum şu an. Ben sokakta bir hanımefendinin arkasında yürürken o rahatsız olmasın diye ne zaman önüne geçmeyi bırakırım? Ya da ne zaman bir toplu taşımaya bindiğimde aman kimse rahatsız olmasın diye köşeme çekilmeyi bırak. Ne zaman rahatlarız abi? Ya da artık ben, böyle mi? Ben şöyle söyleyeyim tek kelimeyle. Geçecek, geçecek. Bunların hepsi geçecek. Güzel. Güzel. Tarkan'a da buradan. Az mı kaldı abi? Elbet bu da geçecek dedi. Hayda. Peki. Peki. Bugün yani şeyde program öncesi çalışırken diyordum. Şimdi böyle soracağım. Ya Cahit abi çıkar da her şey iyi oğlum ekonomi çok iyi falan derse ne yapacağız diyorum. Çıkar telefonu derse ne yapacağım diyordum. Allah'tan geçecek diye girdi. Chat coştu abi. Ha, seyirci coştu. Çıkar telefonu derdim sana. Aman abi. Vallahi çok çok korkardım yani. Çok korkardım. Bu akşam 23.45'te başlayacağız TikTok'ta canlı yayına. Gır gır şamata sahneleri canlandırıyoruz. Bekliyoruz seninkileri de gelirlerse. Tamam. Sarıbıyık gerçek kesin. Sarıbıyık gerçek. Biz linki zaten adrese atıyoruz. Oradan tıklayıp tamam. Gelebilirler. Şimdi son olarak abi çok uzatmayacağım. Normalde bizim radyo kafası çok uzun sürüyor ama seninle böyle çok tadında yaptık. Çok tatlı oldu. Bizim için de güzel bir anı oldu. Arkaya böyle... Ya şimdi şu gösteriye falan başlayalım, yapalım, edelim. Tekrar tamam. Buluşuruz. Ben istiyorum o sahneye de beni çıkar o pijamalının yanına. Bir bölüm de tamam, ben de çıkaracağım. Tamam söz. Tamam. Sana son olarak mikrofonu bırakacağım. Böyle bir 2-3 dakika. Şunu istiyorum senden. Her konuğumuza yapıyoruz. Biliyorsun internette hiçbir şey kaybolmaz. Bundan 20 sene 30 sene sonra bu videoya denk gelen biri olabilir. Sen 20-30 sene sonrasına gençlere, çocuklara bir mesaj bırak be abi. Bir müzik veriyorum arkaya. Geleceğe bir notunu kısa istediğin gibi bıraktım sana. Tamam. Buyursun. Evet. Gençler. Yaşamayı sevin. Büyüklerinize karşı saygılı olun. Kötü alışkanlıklardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Arkadaşlarınızla iyi geçinin. Kimseye kefil olmayın. Eyvah. Hayvanları sevin. Bakın, sokak hayvanlarını, kuşları, onlara sokağa mama bırakın, su bırakın, yem bırakın. Bak bunu yapmaya başlayın. İnanın çok kendiniz de çok mutlu olacaksınız. O hayvanları da mutlu etmiş olacaksınız. Ülkenizi çok sevin. Yani bu ülkeye zarar vermeye çalışan insanlar olacaktır. Sizi böyle gitmeyeceksin, böyle gideceksin diyenler olacaktır. Ama siz inandığınız yol neresiyse oraya yürümeye devam edin. Sakın sağa sola sapmayın. Çünkü herkesin beyni var, başkasının beyniyle hareket etmeyin. Eğer bir iş yapacaksanız, bir adım atacaksanız da kendiniz karar verin. Zarar ederseniz de, batarsanız da veya başarısız olursanız da kendi kendinizi suçlayın. Bir başkasının kafasıyla iş yapmayın sakın. Çünkü herkes çok bilir. Size herkes yol vermeye kalkar. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sizden en büyük ricam, lütfen Atatürk'ü unutmayın. Bu ülkeyi kurtaran kahramanlarımızı unutmayın. Onları her zaman yad edin ve onların izinden gidin. Sizi seviyoruz. Mükemmelsin. Cahit Sarıbıyık Kaşıkçılar konuğumuzdu efendim. Gururlandık. Efendimler, bu yayının tekrarı üyelerimize özel kalacak. Birkaç gün sonra herkese açık şekilde eklenecek. Seviyoruz vallahi Sarıbıyık abimizi, Cahit Kaşıkçıları. Sağ ol, ben de sizi seviyorum kardeşim. Beyaz Evi bulun. Buraya da geldiklerinde sahneye de atlayacağız. Haydi görüşürüz. Abi ben sana döneceğim. Yayını kapatıyorum. 2 saniye bir vedalaşırız seninle. Tamam. Haydi eyvallah.